Sinis sinsi. Ne zaman planladın bunu? Ne zaman girdin adamın aklına? İlk adım o attı. Teklif ondan geldi. İnat olsun diye yaptın. Yoksa Adnan Bey umurunda bile değil. Yeni bir olay değil, çok önce başlamıştı. Peki, daha önce niye söylemedin? Hayallerini yıkmak istemedim. Terbiyesiz. Kendini öyle bir kaptırmıştın ki bu fikirle bir süre idare etmeni istedim. Kim kimin canını yakacak göreceğiz. Adnan Bey'le evlenemeyeceksin. Kim engel olacak buna, sen mi? Evet, ben. Adnan adet yerini bulsun diye konuştu seninle. 25 yaşındayım, istediğimi yaparım. 25 yaşındasın. Etrafında o kadar genç varken niye o? Niye? Çünkü etrafımdakilerin hepsi beni Firdevs Hanım'ın kızı olarak tanıyor anne. Yüzümüze gülüp arkamızdan neler konuşuyorlar. Melih Bey takımı. Nihat'ın annesiyle babası Peyker'i senin dilden dile dolaşan hikayeleri yüzünden istemediler. Kes sesini. Herkes seni konuşuyor, biz utanıyoruz. Kes dedim, kes! Adnan bütün bunlara kulak tıkadı çünkü beni seviyor. Seviyor. Hem zengin hem saygıdeğer, her bakımdan kurtuluşum olacak benim. Adnan Bey'in karısı olunca Firdevs Hanım'ın kızı olmaktan kurtulacağım. Sen de bir süre bu fikirle idare et. Daha fazlası için heveslenme. Bu evliliğe kesinlikle izin vermeyeceğim. Niye? Adnan seni istemedi diye mi? O beni seçti, beni. Seni isteseydi koşa koşa gidecektin. Sevinçten çıldırarak gidecektin ama o beni seçti. Usta! Bana engel olamayacaksın. Gücün yetmeyecek buna. Salonda sanıyordum seni. Beni yalnız bırak. Ne oldu? Behlül sen ne dedi de böyle delirdin yine? Ne yapıyorsun Bihter? Nihal'e söyleyeceğim. Ver şunu. Dayanamıyorum artık. Söyleyeceğim, bilsin. Herkes bilsin. Saçmalama, ver dedim. Ne olacaksa olsun artık. Kendine gel, çıldırdın iyice. Kontrolünü kaybettin. Toparlan, kendine gel. Sen istesen de istemesen de olacak bu iş. Kabul et. İzin vermeyeceğim buna, asla. Nihal benden öğrenecek, başka çıkar yol kalmadı. Ya kendini bitirmekle kalmazsın. Bu skandal benim de sonum olur. Yeter. Bıktım senin bencilliğinden. Bir kere beni düşün anne. Ne yaşıyorum ben, anla. Boğuluyorum artık. Nefes alamıyorum. Ruhum sancıyor. Dayanamıyorum. Yenilgiyi kabul edemiyorsun. Hepsi bu. Hayatını hırsına kurban edeceksin. Söyleyeceksin de ne olacak? O sana mı dönecek? Adnan nasıl karşılayacak? Korkmuyor musun? Olabilecekleri düşünmüyor musun? Hadi diyelim uygarca koydu seni kapının önüne. Beş parasız orta yerde kalacaksın. Adnan Ziyagil'i aldatan kadın olarak herkesin diline düşeceksin. İffetli geçinip de ortalığa dökülmeyenler bile sağda solda seni çekiştirecekler. Burada kalacağımı kim söyledi? Çekip gideceğim ben de. Yaşadıklarını burada bırakabileceksen durma git. Ama bırakamazsın. Onlar hep seninle Bihter. Nereye gidersen git hep seninle.